Günaydın. Günaydın kızım, gel otur. Uyuyor mu ablan daha? Uyusun canım. Uyusun canım. Melik Hanım akşam gitmiş. Güvenlikten öyle dediler. Aa, neden gitti ki kızım? Bir kusurumuz mu oldu? Böyle alasmarladık demeden hiç anlamadım onu. Vallahi ben de anlamadım anne. Bilmiyorum. Evde yabancı kalmadığına göre. Kerim! Kerim! Baba, sen Kerim'i azarlamaya başlamadan önce... He. Zeynep'le benim sana söylemek istediğimiz çok önemli bir şey var. Hayırsız bir şeyse söyleme. Kerim! Hayırsız bir şey baba. Hüseyin benden ayrılmak istiyormuş. Aa! Öyle mi? Evet baba. Ne var baba ya? Ne var? Elinin körü var! Elinin körü var! Biriniz boşanmak ister, öbürü sizlerle eve gelir. Bu ne biçim şey lan? Bu ne biçim şey? Eve sarhoş geldiğin yetmiyormuş gibi bir de eski dönemine getiriyorsun. Gazanı yer mi lan burası? Ne zaman bitecek lan bu? Ne zaman bitecek bu şımarıklıklar? Gazanı yer mi bu ev? Sana gelince efendi, rahat mı battı lan? Senin gül gibi karın, çiçek gibi evladın var. Ha? Lan! Siz de bana saygıyla mı verdiniz lan? Baba! Bir sakin ol. Ne yapacaksın? Dövecek misin beni ayrılmak istediğim için? Armut dibine düşermiş. Oğul da babasına çekti maşallah. Ebre gene bana dönüyor. Ay ay susun ha. Vallahi bayılacağım ayol. Ay nedir bu? Yukarıda çocuklar var. Bu kadar insanın önünde olmaz ki. Hadi Bayram Bey, hadi gel. Baba geç otur şöyle. Ne zaman olsa fırçalarsın bizi. Bak iyi görünmüyorsun. Esprili misin lan sen? Ha? Faydasız. Komik misin sen? Sana bir komiklik yaparım. Nereden geldiğini şaşırırsın. Sinirlenme. Gel hadi içeri gel. Bak sana ben bir tansiyon hapı vereyim. Hadi biraz içeride gir, dinlen otur. Hadi içini soğut. Tövbe estağfurullah. Bayram Bey gel. Kızım biraz su getiriver. Hadi otur. Bana bak. Sen şimdi abinle şirkete gidiyorsun. Bundan sonra evden işe, işten eve. Bitti. Yine mi aynı terhane ya? Terhane mi? Terhane çalsın lan! Beğenmiyorsan. Bundan sonra bu evde çalışmayana ekmek yok. Dingil! Bayram hadi geç içeri. Gözünü seveyim geç içeri. Hadi ter içinde kaldın hadi. Hadi. Hadi sinirlenme gir içeri. Kapat! Kimsenin sesi çıkmayacak ha. Sakın. Sakın ha. Vallahi bakın. Tamam gel otur böyle. Allah aşkına sakin ol. Ay. Gel. Sakin ol, gözünü seveyim. Sakin ol, gel hadi. Bayram. Gel. Hadi. Ha. İç babacığım şu suyu. İç. Bayram iyi misin? Bayram. İyi misin? Anneciğim önünü aç. Kalp ilacı nerede? Kalp ilacı nerede? Onu şurada çekmecede. Bayram. Bayram. Babam ay içiyorum. Hadi iç yok. Bayram. Baba. Anne. Şeyla Hanım. Anne. Şeyla Hanım. Anne. Babanız. Anne iyi misin? Ne oluyor? Şeyla Hanım. Babanız. Anne ne oldu? Anne babama ne oldu? Söylesene. Anne ne oldu? Babanız öldü. Öldü. Ne diyorsun? Baba. Baba. Ne diyorsun?
musun ya? Baba! Annem bir şey yapamaz. Annem bir şey yapamaz. Gel hadi yatır, yatır. Çek sandalyeyi, çek sandalyeyi. Buraya tut, tut kafasını, tut kafasını. Tut, 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 tut. Baba iyi misin? Ambulans arasın biri. Baba iyi misin? Abi ambulans çağır. Kalbinizi geçiriyor olabilir. Gitme bizi bir yere, ne olur babacığım. Ceylan, hadi. Anne, anne ne oluyor? Kızım sen gelme buraya, koş. Çocukları yalnız bırakma, yukarı çık. Ceylan. Bayram. Hadi açın ya, hadi açın ya. Hadi açın ya. Alo, alo, ambulans lazım. Seher Sokak No 3. Dur dayan, ne olur. Büyük beyaz bina. Kalp krizine benziyor. Çabuk olun, çabuk olun. Ayşe dondurmada da sana bu şişareyi dağmış. Ayşe dondurmuş. Hoş! Tövbe estağfurullah. Uf, saat kaç oldu ya? Bahar? Oy kuzum sen de mi uyuyakaldın teyze? Bahar? Bahar! Kaya! Melek! Sen ne zaman geldin? Kuzum! Ne oldu sana? Olan oldu Nilay. Olan oldu. Dikkatli kullanıyorum hanımefendi. Allah'ım ne olur, ne olur sen Bayram babam bize baştan kal. Ne olur ona bir şey olmasın. Yetiştireceğiz kendini. Merak etmeyin, Allah'ın izniyle yetiştireceğiz. Bakın şunu. Ağlayıp durma. Beni niye götürmediler Ayşel teyze ya? Çok yaygaracısın da ondan. Ceylan. Ne yalan mı? Ya. Anne. Anne babama çok kötü bir şey oldu anne. Ne oldu Vade yavrum? Ne oldu babana? Badi yavrum niye ağlıyorsun? Ne oldu babana? Hastaneye götürdüler. Ne? Mehtap Hanım, iyi misiniz?
Hadi Filiz çabuk çabuk. Avukattan sonra ben müşteriye yetişeceğim. Onda bir ev göstermem lazım. Okey. Okey. Ya şey ben sertifikamı çok mu dağınık düzeltsemeydim? Ya aptal Filiz. Salami kafa Filiz. Avukat seni beğense de çocuğu alama beğenmese de. Ya sen ne anlarsın ya? Ha? Göreceksin. Birazdan benim hayatım değişecek. Ya tabii tabii. İdiot. Şu cilveleşme işini sonraya mı bıraksanız ya? Birazdan zaten Filiz dönecek ha? Hadi Mine. Geldim. Bırak şu idiot toplasın. Ne işe yarıyor ki başka? Okey. Hadi. Yıvışık. Oh. Mahir. Bu karı tehlike. Yaman ha. Bu var ya. Benim yaptıklarımı öğrense beni uykuda öldürür. Gel buraya. Nene inat karı ya. Sabaha kadar dil döktük. Hala avukat çözüyor bizimkine. Sen bilirsin güzelim. Süper. Mahir, güzel bir depresyon çorbası yap. Filiz geldiğinde lazım olacak. Hadi bak. Anne, neden sustu? Ambulans bir şey mi oldu? Ay, siren bozuldu. Aman, aman düşürmeyin ha, dikkat et. Ne demek siren bozuldu ya? Ne demek siren bozuldu? Ya sırası şimdi Hüseyin. Baba! Düşürmeyin. Baba! Baktım. O durumda Hülya'ya bir şey anlatmam imkansız. Ben de gece görünmeden kimseye kaçtım evden. Hoş. Anlatsam nasıl anlatacağım? Niye anlatacağım? Ay Allah'ım ya. Neler olmuş öyle? Hülya'yla barışman yalan oldu desene. Karısından korkarken Hülya'ya tosladığını. Hayret bir şey ya. O kadar üzüldüm ki zaten. Kerim berbat bir halde. Zaten kızım bütün hayalleri başına yıkılmış durumda. Bir de benim yüzümden ailede tatsızlık çıkarsa var ya, mahvolur. Kerim'in nesi var ki? Üniversiteden atılmış. Kötü bir şeyler olmuş. Her gece içip duruyormuş. Dün gece de öyle geldi, dut gibi. Hem de bir kadının kolunda. Aa, Kerim cevhere bak sen. Hülya ettiklerini buluyor. Allah'ın sopası yok kızım. O Zeynep. Arada derede Almanya'da olanları anlattı. Kadın var ya nasıl mutlu oluyor birilerinin başına kötü bir şey gelmesinden. Anacığım kadının kendisi mutsuz. İşte bunun gibi böyle mutsuz karılar rızkını başkalarının derdinden çıkarıyor. Sen dertli oldukça o da böyle semirip duruyor işte. Nilay, kadın benim yüzümden mutsuz. Hayır canım. Kadın mutsuz olduğu için Hüseyin'in gözü dışarıda. Sözüm de meclisten dışarı bu arada. Ay yemin ederim sinirlerim bozuldu. Tamam Nilay. Gülüp durma sana. Valla dallas gibi ha. Ben bir çay koyayım. Ay valla sinirim bozuldu. Haklı. Haklı. Dediğin kadar profesyonel biri mi bu adam Mine? Emin misin? Herhalde yani kızım. Geldik zaten. Çocuğu çaldılar mı? Ha,
Yok, hayır. Siz mi verdiniz? Evet. Ama Hülya beni zorladı. Tehdit mi etti sizi? Yani tam değil. Para aldınız anladığım kadarıyla çocuğu vermek için. Fatih, sen ne yapmaya çalışıyorsun? İznin olursa durumu anlamaya çalışıyorum Mineciğim. Filiz Hanım, siz Alman vatandaşısınız değil mi? Evet. Peki geri dönmeyi düşünüyor musunuz? Tabii ki geri döneceğim. Çocuğumu alacağım, hemen gideceğim. Ya asla burada büyütmek istemiyorum. Tabii Kerim de gelirse. Ama eminim gelir. Tamam, gülmüyorum. Lütfen ya. Sağ ol bu arada. Ana. Geldin mi sen Melek? Geldim Kaya, geldim. Ya sana zahmet bir Bahar'a bakıversene ya. Uyuyordu ama. Maşallah, maşallah. Böyle başın göğe ermiştir kız kardeşini görünce tabii. Böyle sarılmıştır boynuna Hülya. Ya bir hafta bırakmam seni burada demiştir, değil mi? Ben Bahar'a bakayım. Hüseyin Kaya'ya taktı. Ondan gece gelmiş odama. Ne? Bana saldıranın ne olduğunu duymuş. Muhtemelen babası, halası falan abuk sabuk konuşturursa. Adam göndereceğim, mutlaka oradan gidecek dedi. Eyvah! Ne diyorsun sen ya? Kız ya bir şey yaparlarsa bu meczuba? Vallahi Nilay, bütün huzurumuz kaçtı. Ben gerçekten buradan yok olmalıyım. Başka çare kalmadı kuzum. Ya, dur bir bakalım ya. Sen şimdi gecenin bir yarısı çıkıp gitmişsin kimseye görünmeden. Herkes anlamıştır kimseye zarar vermek istemediğini. Kaya ne oldu? Bir şey değil bu. Teyze, ne oldu? Ne dedi? Baba değil bu. Ha valla. Kız. Hadi ne bakayım bir daha. Baba. Ne bakayım. Baba. Gel kızım. Allah müstahakını versin senin Kaya. İyice suyun ısınıyor senin her taraftan. Bakalım ne yapacaksın sen. Ya vallahi ben öğretmedim. Kendiliğinden dedi. Bana baba dedi. Ben de bin bir şey yemeyi ye. Tövbe estağfurullah ya. Ona bak. Arkanı kolla bu ara dışarıda dolaşırken falan. Neden sebep ki? Kolla işte. Öyle tenhalarda falan da dolaşma mümkün mertebe. Allah Allah. Neden? Ay Kaya, amma soru soruyorsun ya. Öyle işte. Ya bir bildiğimiz var ki söylüyoruz herhalde. Allah Allah. Çık dışarıyı topla sen. Hadi fırtına falan çıktı. Çok babam, merak etme. Hayır, bir şey yok. Bir olup devirdiniz dağ gibi adam. Efendim Zeynep? Kim söyledi? Tamam Hüseyin, tamam. Ay vallahi delireceğim. Hiç bir haber de vermiyorlar. Kerim, Hüseyin ya Allah aşkınıza bir haber yapın ya. Ne olur gözünüzü seveyim. Tamam anne, tamam.
Anne, bir ilaç isteyelim mi sana? Kerem, oğlum babana bir şey olsa ben yaşayamam ki. Yaşayamam. Anneciğim hadi gel seni oturtalım. Hadi. Bak sen şimdi güçlü olman lazım, tamam mı? Toparlanman lazım ne olur. Yapın edin, kalbine indirin adamın, ondan sonra da böyle konuşuyorsunuz. Zeynep, sen çeneni kapatacak mısın? Hayır, kapatmayacaksan çık bahçede bekle. Ne olacak bunların bu hali böyle çocuklar? Ben de anlamadım. Sen bir şey biliyor musun Hülya? Siz ne yapıyorsunuz burada? Hiçbir şey. Ben sadece ablanın bir şeye ihtiyacı var mı diye soruyordum. O kadar. Hülya bak, bak, bak yanlış anlama. Hülya. Pardon. İyi misin? Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Sonra da Zeynep ablanın yanına giderim. Babam iyi olacak, tamam mı? Ona o kadar iyi bakacağız ki. Bir daha hiç böyle hasta olmayacak. Güven bana sen. Almanya'da hastaneye Hülya Hanım'ın kimliğini beyan etmişsiniz. Öyle söyledim yine. Avukatın her şeyi bilmesi gerekiyordu. Evet, bu durumda resmi evrakta sahtecilikten dava açılacaktır hakkınızda. Almanya'ya gitmenizi hiç önermem. Bir de üstüne bebek satmak eklenirse Almanya'da çok çok iyi bir avukat bulmanız lazım. Yanlış anlamayın ama tüm bunları karşılayabilecek maddi durumunuz var mı? Ben bebeğimi satmadım. O kadın kandırdı beni. Bakın Filiz Hanım, karşınızdaki aile çok güçlü ve varlıklı. Onların varisinden bahsediyoruz. Parça parça ederler sizi. Hem davayı kaybedersiniz hem de suçlu çıkarsınız. Fatih sen niye böyle konuşuyorsun? Ben gerçekten anlamadım yani. Hani çocuk oyuncağıydı? Hani anne her şıkta haklıydı? Ne oluyor şimdi böyle? Biraz araştırma yaptım Mineciğim. Filiz Hanım'ın sabıka kayıtları da bayağı sorun olacak. O zamanlar ben çok gençtim. 2 senedir temizim ben. Hem ne alakası var ya? Bana bak. Sen bu işi halledemesen de ben çocuğumu alacağım. Anladın mı? Bu ne ya? Bu mu buldun o çok iyi avukat? Hadi kalk Mine, kalk. Elinden gelse beni kendi elleriyle tutacak içeri. Pislik. Yani Fatih ya. Ötlerini patlattım.
iş yapmak zevkli. Ha şef, Filiz'in avukat işte tamam. Ha ama biraz hesaba para gönder. Aynen, avukat için. Tamam, şimdi yapamam yalnız. Hastanedeyim çünkü Bayram Baba rahatsızlandı. Sen ver parasını, sonra biz kendi aramızda hallederiz. Okey, tamam. Ha, ailen işi birkaç saate tamam şef. Ben ne olacak sana haber edeceğim. O kızı en kısa zamanda İstanbul'da karşımda istiyorum Mahir. Bak, bu benim için çok önemli. Okey. Ne istiyorsun peki? Huzur bulman için ne yapabilirim? Beni eski hayatıma, araştırmalarıma, amaçlarıma geri ışınlayabilir misin? Mümkün mü? Senin bile olmadığın bir zamana geri gidebiliyor muyuz? Yapabilirim. Senin için her şeyi yapabilirim. Yeter ki sen gülümse. Ah. Ben sana bir kahve alıp geleyim mi hemen? Ha? Bana bak Hülya. Ben senin gibi zorla evlenmedim. Aşk evliliği yaptım ben. Çok sevdim ben Hüseyin'i. Ona bir çocuk verdim. İyiydik biz ya. Çok iyiydik. Neden şimdi benden ayrılmak istiyor ha? Ne oldu durup dururken ha? Ne oldu sence Hülya'cığım? Zeynep abla. Duydum ben kızım. Duydum kocamla o ablanın telefon konuşmalarını. Zeynep abla. Yok öyle bir şey. Öyle bir şeyin olması imkansız. Yaktınız. İkiniz bir olup yaktınız bu aileyi. Senin ablan benim yuvamı yıktı. Ne oldu? Bu gece duramadı, kaçtı gitti. Yahu benle alem... Yeter! Yeter Hülya, yeter. Yeter sizin sahtekarlıklarınız. Ha? Görsün istedim. Gelsin görsün ailemi, ona göre davransın istedim. O ne yaptı? Ha? Kaçtı. Neden? Yüzleşemedi çünkü bu durumla. Bunu ona söyle. Bu dünyayı bırak. Başka gezegene gitse onu bulup canını okuyacağım. Sana öyle bir şey yok dedim. Deminden beri alttan alıyorum ama sen de bir yerde dur. Kusura bakma ama seni öyle ablam hakkında ileri geri konuşturtmam ben. Yahu mevzu başka, mevzu bambaşka. Hülya, eğer birazcık aklın varsa... kocanı da kaybetmek istemiyorsan... önce biraz sakin olacaksın. Hülya, Hüseyin benden boşanırsa bayağı bir sorun çıkar. Malum babamla bazı iş ilişkileri var Bayram Baba'nın. Ha. Öyle mi? İlginç. Bir ara bunun detaylarını almak isterim senden. Kabasını bil, o sana yeter. Şimdi o başka mevzu neymiş söyle bakalım. Yine ne yalanlar atacaksın? Sırf merakımdan soruyorum. Ha. Ya sen bir otur. Otur. Ben istedim Hüseyin abiden. Git dedim, ablamı bul dedim. Rica ettim. O da sağ olsun kırmadı beni. Gitmiş araştırmış, bulmuş ablamı. Çünkü ben barışmak istiyordum ablamla. O da salak inat etmiş, barışmayacağım demiş. Hüseyin abi de böyle yolu düştükçe işte git gel ağzından girmiş, burnundan çıkmış, ablamı ikna etmiş. Yani ben zaten gidecektim birkaç gün ablamla konuşmaya. Sen erken davrandın. Telefonda da benle alakalı konuşuyorlardı büyük ihtimal. Ama yani artık sen ne sandıysan, o aklından neler geçtiyse senin. Hülya. Hüseyin bana dün gece hayatımda başka birisi var dedi. Ha. Olabilir tabii. Yani ben artık orasını bilemem. Cevher erkeklerine bak sen ya. Demek ki bunların genlerinde var Zeynep ablacığım. Ben çünkü bunların hepsi böyle. Hüseyin abinin hayatında biri varsa şayet... o ablam olamaz. Yani
ne bileyim şirketten biridir herhalde o. Ya da yok. Yurt dışında. Yurt dışındaki ofislerde böyle yüksek mertebeli taş gibi bir hatundur. Yani Allah aşkına sen bir Hüseyin abiye bak, bir benim ablama bak. Yani onlar olacak şey mi ya? pardon. Çok pardon yani benim sinirlerim bozuldu biraz ondan gülüyorum. Şimdi Bayram Baba bu olaylar falan. Yanlış anlama ben öyle demek istemedim yani. Sen de taş gibi bir hatunsun. Vallahi ben ilk gördüğüm günden beri ya imreniyorum sana. O kadar güzelsin ki. Sen çok hoş bir hatunsun. Hüseyin abi niye böyle şeyler yapıyor ki acaba? Ay vallahi yedi galiba. Eh be abla. Eh. Şu günü bir atlatayım sağ salim ben sana göstereceğim ama gününü. Ya ama belden aşağı vuruyor bu ablam da ha. Hayır Kerim'in abisini ayartmak ne ya? Tamam. Hak ettim ben de. Yani sonuçta kıza neler neler ettim ama onun da intikamı pis oldu bak. Ah be ablacığım. Niye öyle dedim ki öğretmenim? Sen aptal mısın? Tabii cezaya koyar öyle dersen. Bir kere öğretmen bilmiyor. Dünya yuvarlak olsa dönerken hepimiz pıtır pıtır uçarız. Yer çekimi var, yer çekimi. Yer mi çekiyor bizi? Çekiyor tabii. Kalk kalk. Hopla hopla. Nasıl düşüyorum? O yer çekimi işte. Hayır ben ağırım ondan düşüyorum. Tamam gerizekalı. Sana laf anlatan da kabahat zaten. Tamam dünya düz. Yer çekimi de yok. Dünya da öküzün boynuzlarında duruyor zaten. O kadar büyük öküzü nereden bulacaksın şapşik? Cemil abi. Nasıl babamın durumu? Ne olur iyi bir şey söyle. Çok şükür. Endişelendiğimiz gibi değil durum. Elektrokardiyogramına bakılacak olursa basit bir kalp spazmı gibi görünüyor. Ama daha ileri tetkikler yapılacak tedbir amaçlı olarak. Şu an durum gayet iyi gözüküyor. Ay, ama çok şükür doktor. Valla öldüm dirildim. Bir görsek azıcık. Sadece sizi alabilirim Süheyla Hanım. O da sadece birkaç dakika. Sonra tüm ekibe izin vermelisiniz. Tetkikleri yapılacak. Merak etmeyin ben buradayım. Sık sık konuşacağız. Tam bir sükunete ihtiyacı var Bayram Bey'in. Evde epeyce gerilmiş. Sorunlardan uzak kalması şart. Ben bunları 100 metre yanına yaklaştırmayayım bundan sonra. Çok sinirliydi. Öldürüyorlardı kocama hücceten. Siz beni götürün doktor bey. Vallahi öldüm dirildim ha. Tetkik edilecekse benim yanımda edilsin. Ben Bayram'ı bırakmam. Esas ben olmazsam kötü çıkar sonuçları. Ya Bayram zaten yaptırmaz ki ben olmasam. Peki buyurun o zaman. Geçmiş olsun. Ben aşağıdayım bir ihtiyaç olursa. Ben de arabadayım efendim. Geçmiş olsun. Ay bunun ne işi var burada ya? Bir Bade aramıştır. Aman geç kaldınız Mehtap Hanım. Bayram Bey öldü, mirasta paylaştık. Bitti gitti, sana da hiçbir şey kalmadı. Sen nasıl konuşuyorsun benimle Zeynep Hanım? Aa, siz olsunuz. Pardon hanımefendi, siz nereye geldiniz sanıyorsunuz? Ya ne olur söyleyin, Bayram Bey nasıl? Bilmiyoruz biz de, bekliyoruz. Ay çok rica edeceğim. Allah aşkına siz gider misiniz buradan? Yani şimdi durduk yere skandal çıkmasın ya. Bayram babamın şu kadar canı kaldıysa onu da Süheyla anne almasın sizi görüp. Çok rica edeceğim lütfen gidin. İyi olduğunu öğrenmeden şuradan şuraya adım atma. Ay. Acıyorum ben vallahi sizin gibileri. En zor da böyle durumlar değil mi? Ha? Gözümüz aydın. Bayram Bey iyiymiş. Ay. Oh çok şükür. Süheyla Hanım yanına girdi. Kimseyi almayacaklarmış ondan başka. Bir gün daha tutacaklar kontrol amaçlı.
Yani korkulacak bir şey yokmuş. Ay, şükürler olsun. Tamam, Atıf abi. Hanımefendi zaten bir haber bekliyordu. O haberi aldığına göre siz hanımefendiyi gideceği yere kadar bırakıverin, hadi. Bana bakın. Benim de en az Süheyla Hanım kadar hakkım var Bayram Bey'i görmeye, anladınız mı? Engel olmaya çalışırsanız da pişman ederim sizi. Ay Allah'ım, sana geliyorum. Bak git buradan, çok kötü olacak. Elimden bir kaza çıkacak vallahi. Git buradan. Zeynep abla, benim karnım çok acıktı. Şu kafeye bir gidip yemek yiyelim. Trince. Ne olur yolacağım ben Trince, bu kadını. Trince, ya, bir görsen şahaneymiş. Bağırıyor beni ye, beni ye, beni ye diye. Atıf abi. Bir de pişman edecek. Etsene sen beni bir. Bağırma kız. Etsene. Hanımefendi, ben sizi otelinize göndereyim. Bayram abi yarın çıkacak, arar konuşursunuz. Bizzat ben kendim geldiğinizi söyleyeceğim. Gündüz. Öyle bakma kız. Bakma öyle, ben iyiyim. Sinir, stresten spazm vurmuş işte, öyle dedi. Doktor, sana o kadar söyledim. Senin bu gopiloğulların bir gün beni öldürecek dedim. Beni dinlemedin, al işte. Göreceksin hallerini. Nasıl üzgünler, nasıl pişmanlar. Çocuk gibi ağlıyor koca adamla. Vallahi mi? Bitir olsun gençlik sporları. Nasıl? Ağrın var mı? Yok ya benim, ağrım yok. Bana kalsa ben şimdi çıkarım da. Şöyle, adamlar diyor ki tahsilatla bakacağız diyorlar, yatacağız artık. Yatacağız. Baksınlar, baksınlar, iyi etsinler seni. Bir daha böyle bir şey istemem ha Bayram. Vallahi öldüm, öldüm, dirildim. Korktun mu kız? Çok korktum Bayram. Korkma. Ben senin o gopiloğullarına adım etmeden hiçbir yere gitmem. Sen gör bak. Ben onları nasıl yola getireceğim. Muma çevireceğim, muma. Ayrıca da ben sana doymadan şuradan şuraya gitmem kız. Benim doymadan bir yerden gittiğim nerede görmüş? Allah beni senden sonraya bırakmaz. Amin, amin. Aa. Hayır yok, öyle amin değil kız. Öyle amin değil bak. Hani dua okununca otomatikman insan amin, amin diyor ya. O amin. Ha. Öyle. Abi. Babama bir şey olsaydı. Olabilirdi. Çok güçlüydü o abi. Her şeydi baba. Yokluğu diye bir şey olamazdı ki. Hep öyle oldu. Çok sarsıldım ya. Çok şaşkınım. Birkaç saniye de gidebilirdi. Uf, bilmiyorum ya, beynim uçtu. Biz babamsız ne yaparız abi? Kerim. Babam iyi. Aklına öyle kötü kötü şeyler getirme. Tamam mı? Çocukken öylesiye korktum ondan. Defalarca ölmesini istedim. Ama şimdi o ölecek diye. Taş kesildim abi. Hayatımda hiç bu kadar korkmamıştım. Dünyada en nefret ettiğim insan babam sanıyordum.
Ona neler yaptın? Ama şimdi... Biliyorum Aslı. Biliyorum. Ama merak etme. Babam onu ne kadar sevdiğimizi çok iyi biliyor. Tamam. Suçlu çıkarsın dedi. Hiç şans yok. Çocuğu alamazsın dedi. Of Filiz. Of. Can. Can Filiz. Geç otur bir anlat bakayım. Anlat hiç. Hiç şans yok mu? Ben... Bak sana güzel bir depresyon kiti yaptım. Battaniye. Torba. Mendil. Su be şayet ben. Benimle dalga mı geçiyorsun sen? Ya. Ya sen nasıl bir insansın ya? Ya daha dur daha vardı. Daha çorba var. Sen bana inanma. Sen git o gerizekalı mineye inan. Bana güvenme. Ya anasını Mahir ne iş yapıyor ha? Al sana Mahir. Ya hilf mi Mahir? Nedir durum? Ya? Ya? Aynen Hanım. Biz Cevher ailesi için çalışıyoruz. İşin aslını anlatırsanız... Sizi daha fazla rahatsız etmeyeceğiz. Bakın, Kerim Bey'in üniversitedeki odasında size herhangi bir tacizde bulunmadığını çok iyi biliyoruz. Bu iftirayı neden attınız ona? Ben iftira atmadım. Bana şikayet dilekçemde belirteyim. Bütün o şirkin şeyler yapıldı. Bu bize inandırıcı gelmiyor. Ayrıca Kerim Bey'in babası Bayram Cevher'in doğruları söylemeniz halinde size verilmesini istediği bir ödül var. Anne Hanım, bunu neden yaptınız? Size birisi para mı verdi? Bakın burada konuştuklarımızın hepsi aramızda kalacak. Size bir zarar gelmeyecek. Bunun garantisini veriyorum ben size. İyi düşünün. Lan salak kız salak konuşma. Ne demek kızın avukattan çıkmasını bekliyorsun? Embesil. Girin içeri alın o kızı oradan. Lan bırakmayın onu orada. Ya siz var ya oğlum her saniye giriyor. Alın o kızı çıkarın oradan. Ya siz bilmiyor musun? Adamlar Türkiye'de krallar gibi zengin. Türkiye'de kingler. Satın alırlar karıyı anlıyor musun? Ya sen tam bir embesilsin ya. Çıkar o kızı oradan. O kızı oradan çıkar. Al götür. Lan ben size işverenim tak. Ne kadar var burada? Yürü Halil,
Gidiyoruz. Kimseye kıpırdamasın. Ne oldu? Kimsiniz siz? Bu rezola getirdiğin kızın abileriyiz. Çekil yoksa ömürsün. Ne oldu? Kim bunlar? Ben bunları tanımıyorum. Yürü. 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 Allah kahretsin. Ya süper. İşte bu. Bak. Şimdi o karıyı alın. Arabaya atın. Boş bir yere götürün, orada tutun. Tamam mı? Sonra beni arayın. Ben size ne yapacağınızı tek tek anlatacağım. Tane tane anlatacağım. Çünkü siz geri zekalısınız. Sizin evrim şey olmadı, tam olmadı. Ben biliyorum, çocukken sizin bu dazlaklar kafanıza vura vura et beyin yaptılar. Ya? Aptal. Ya Bade, daha kaç defa söyleyeceğiz? Babam iyi diyorum sana. Allah Allah. Vallahi bir şey yok. Neden getirmediniz o zaman? Hayda. Ya kesin bir şey oldu babama, yoksa gelirdi. Siz saklıyorsunuz benden. Canım, böyle bir konuda sana yalan söyler miyiz? Babam gerçekten iyi. Sadece bazı testler yapılıyor. Yarın öğlen gibi getireceğiz. Ay Allah'ım. Şükürler olsun sana ya Rabbim. Aysel abla. Hani sen kendinize, çocuklara mutfakta bir sofra hazırlayın. Herkes aç. Ceylancığım, sen de annemin verdiği listeyi bir hazırla, olur mu? Çocuklar götürsünler hastaneye. Tamam. Börek var sıcak sıcak. Onu da göndereyim mi abi, yesinler ha? Taze taze. Tabii tabii. Eğer evde yoksa baklava da aldıralım yoldan, onu da gönderelim. Kalp spazmı geçirdi ya, çok iyi gelir. Ay ne bileyim Kerim abi, hani hastane ortamı falan ya. Evden bir şeyler girsin karınlarına dedim. Sen listeyi hazırlasan yeterli. Hadi. Tamam peki. Hadi. Gel bakalım. Hadi çıkalım. Gel. Hadi bari. Hadi, hadi yeme. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Gel. Gel gidelim. Karnımızı doyuralım. Gel. Kerim. İyi misin? Ben Ceren'i yatırdıktan sonra gideceğim. Bir süre olmayacağım buralarda. Evi sen idare et. Eğer bir aksilik olursa beni ararsın. Olur mu? Nereye gidiyorsun abi? Yani böyle bir zamanda. Böylesi çok daha iyi. Sen merak etme. Hem soru sorma. İstediğimi yap yeter. Sen bilirsin abi. Öyle uygun gördüysen bana uyar. Hem babam beni görmezse daha kolay sakinleşir. Bu süreçte Zeynep'le de gerilmek istemiyorum. Hadi bakalım Hüseyin. Buyur gel, bekliyorum. Hangi kadın seni elimden alacakmış, görelim bakalım. Güzelim ben be, ha? Bayağı bayağı güzelim hem de. O olmuyor yani. Olmuyor. Gitmiyor daha fazla, yürütemiyoruz. Şimdi bazı adımlar atılacak. Ortam gerilecek. Ben burada olmayayım, çok daha iyi. Eğer mutsuzsan yapacak bir şey yok. Senin bu kadar çabuk onaylamana hiç alışkın değilim ama. Hadi bakalım. Babam ölebilirdi abi. Benim onun istediği gibi bir adam olduğumu göremeden ölebilirdi. Alo, Aylin. Ne yapıyorsun yavrum? O Cevher ailesinin adamları sana bir şey yapmadı inşallah.
Bağırma lan bana. Ben seni ellerinden kurtardım. Teşekkür et. Ne kurtarması be? Ne kurtarması? Senin yüzünden başıma iğrenç şeyler geliyor. Okulun önüne önümü kesip beni zorla ofislerine götürdüler. Kim bu insanlar ya? Biz niye bulaştık? Ya biraz yan bastık. Bu Kerem'in ailesi çok pis adamlar çıktı. Tehlikedesin kızım. Sana her şeyi yaparlar. Her şeyi aile. Ama korkma. Kontrol bende. Çözeceğim. Hem kurtulacağım hem çok para kazanacağım. Çok para Aylin. Ama ben ne dersem onu yapacağım, okey? Ne yapacağım? Ha şöyle. Şimdi sabah erken Türkiye'ye geliyorum. Ben uçağı aldım. Ben de misafirsin. Hem oradan yok olursun. Hem de şu işi bir çözeriz Aylin artık, ha? Ben burada alacağım seni. Şimdi kapatıyorum. Yolda konuşuruz. Tamam. Sen annene mi bakıyorsun anneciğim? Annene mi bakıyorsun? Sen beni tanımaya mı başladın anne? Ha benim yakışıklı oğlum. Ha benim yakışıklı oğlum. Ay gel bakalım. Hey. Gel anneciğim. Ağabeyim kıyamam ben sana hiç. Kıyamam anneciğim. Yemeğe gelmedin. Aç değildim. Yengem de gelmedi. Yoksa sen de onun gibi açlık grevi mi yapıyorsun? Kızcağız haklı, ne yapsın? Kocası boşanmak istiyor, kolay değil. Neyse, Allah'tan beni boşamak isteyen bir kocam yok. Hayır, yanlış anlama. Hani evlilik sahte olunca insanın kafası da rahat oluyor. Dün gece bana burada yastıkla saldırdığını unuttun galiba. Sen dün geceyle alakalı bir şey hatırlıyor musun ki? Hatırlıyorum. Bütün detaylarıyla. Ben nasıl bir baba olacağım acaba? Senin çok iyi bir baban var, onu biliyorum. Benim babam da iyi adamdı gerçi. Hoş. Annemi, ablamı. Beni hep döverdi ama... Yine de küçükken kalbim onun kötü bir insan olduğunu düşünmeme izin vermezdi işte. Küçükken ne tuhaf değil mi? Ne kadar hoşgörülü oluyor insan. Herkese, her şeye karşı. Kötü insanları, hele ki ailemizdense, ne kadar kolay sevebiliyoruz. Ben diyorum ki baban gelince ben bir ablamın yanına gideyim. Konuşmam lazım. Yani niye gitmiş merak ediyorum da. Seninle gelmemi ister misin? Yok sağ ol. Sen Mehmet'e göz kulak ol yeter. Hem ben de dönünce artık biz kendimize bir çeki düzen verelim. Bu oyunun uzaması iyi değil. Hülya, dün geceyle ilgili... Ben zaten yılbaşına gidecektim ya. Bak,
gitmedim, başımıza neler neler geldi. Ama artık vaktidir. Hülya, mesele Suzu ise bu sabah söylediklerim için senden özür dilerim. Yani evet, görünüşte de olsa biz seninle evliyiz. Ve ben sana kabalık ettim. Abla, alayım mı Mehmet'i? Al canım al. Zaten çok uykusu geldi. Gel bakalım. Kerem! Nasıl gittin? Kerem? Al sen şunu. Kerem ne oluyor? Nereye gitti? Nasıl gitti? Ay sorsana ona nereye gidiyorsun diye. Senin vazifen bu! Ben nasıl soracağım gelin hanım Hüseyin Bey'e nereye gideceksin diye. 15 yaşındayken sormamışım, şimdi mi soracağım? Sorarlarsa çıktı dersin dedi. Ben de diyorum işte çıktı. Ay Hüseyin nereye gitsin, Allah seni kahretmesin. Neredesin Hüseyin? Ay nereye gittin Hüseyin? Gidişin olsun da dönüşün olmasın gel, inşallah. Gel, gel tamam. Ne oluyor be? Baba ya. Zeynep ablacığım sen... Rahat bırakın beni, rahat bırakın. Rahat bırakın. Zeynep abla, aşağıdan aradılar. Babanız gelmiş, geçmiş olsun. Bir bu eksikti. Zeynep abla, Allah aşkına kendine bir çeki düzen ver. Hemen aşağı in. Baban seni böyle görmesin, tamam mı? Zeynep abla, sizi Aysel abla, ben bir üzerimi değişeyim. Sen de hemen in, misafirimizi karşıla. Geliyorlar, hemen iniyorlardı. Gel, gel yenge. Bir yüzünü yıkayalım, gel. Ceylan, yatır Mehmet'i. Bakma kızım, öyle yok bir şey, hadi. Tamam, tamam. Nasıl yapıyor? Kaç yıllık geçeyim, gelin nasıl yaptı? Nasılsın Müfit amca? Sağ ol, sağ ol kızım. İyiyim, teşekkür ederim. Ya ben dün gece tam anlamadım. Sen nereden geldin? Ya köyden mi misafirlerisiniz Bayram Beylerin? Birazdan gelecekler Müfit Bey. Ha tamam, tamam. Okumaya mı geldin yoksa? Amca, konuşmaya başladığından beri ne kadar pot kırdığının farkında mısın sen? E pot 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 kırık yani. Neden kızım ya? Ne dedim ben? Kötü bir şey mi söyledim şimdi? Hayır yani benim misafire benzer bir halim mi var? Peki köylüye benziyor muyum? Ben Bayram babamın kızıyım. Öz mü öz kızıyım. He? Hüseyin abimle Kerim abinin de kardeşiyim. Annemin adı Mehtap. Ben bu evde yaşıyorum. Misafir falan da değilim yani. Aa. Hadi canım olur mu öyle şey? Öyle olsa biz bilirdik. Nereden bileceksiniz ya? Süheyla teyzem bile bilmiyordu. Ay neyse, benim ders çalışmam lazım. Gidiyorum ben. Hadi bay. Ya neredesiniz kızım siz ya? Tavuklar gibi erken erken yattınız mı yoksa? Ay yok, yatmadık Müfit amcacığım. Çocukların derdindeyiz. Zeynep abla da geliyor şimdi, öpeyim. Hoş geldiniz. Hoş. Nasılsınız? Sağ ol canım, teşekkür ederim. Ben de geçmiş olsuna geldim. Gittim şeye, hastaneye ama içeri bile almadılar beni. Ne oldu Bayram'a? Nesi var Bayram'ın? Ay, oturmaz mısınız Müfit amcacığım? Buyurun. Bir şey yok, çok şükür. Şimdi almıyorlar, şeyden almıyorlar. Bir takım tetkikler yapılıyor. Bize de gönderdiler ki hani başı sakin olsun, sakin sakin tetkiklerin sonucunu doğru alabilelim diye. İyi. Ondan yani. Yoksa bir şey yok canım. Hı. Küçücük bir spazm geçirmiş. Aslan gibi Bayram babam, hiçbir şey yok. Ah, oğlanlara sinirlendi yine değil mi? Tabii ben bilmez miyim kanserlik dostumu? Adam tabii dün akşam benim yanımda mahcup oldu. Sonra da sabah sabah kalktı, hemen bu ikisine daldı değil mi? Tabii, tabii ben biliyorum Bayram'ı. Bilmez miyim ben? Ya siz Bayram babayı çok iyi tanıyorsunuz değil mi? Tabii, yani yılların dostluğu. Oho, dostluk mu? Ya ben şeydeydim o zaman daha, ben imardaydım. O da yeni evlenmişti bu Süheyla'yla. Biz memleketli saydır zamanında. Biz çok destek olduk birbirimize, çok. Hanımlar da birbirini tanıyor, ahbaplar.
Yani idiler. Şimdi araları biraz limoni ama boş ver, öyle daha iyi. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi bizim bayramda. Çok çok iyi ahbap dostluk biz onlardı. Sonunda da işte böyle günür olduk. Tabii ya. İşler bitirilir, kızlar verilir, aile olunur, suçlar karşılıklı mühürlenir. Anladım. Kızım. Ne oldu kızım, neyin var? Gel bakayım oraya. Ne oldu? Ha? Kızım ne oldu, söylesene. Hoş geldin Müfit amca. Önemli bir şey yok. Bugün biraz morali bozuldu yengem. Kızım. Şöyle yapalım. Siz oturun. Ben size böyle taptaze mis gibi bir çay koyayım. Hepimizin keyfi yerine gelsin. Çok, çok iyi olur. Bence de. Baba. Baba. Beni eve götür. Hoppala. Her şey normal. Dinlenin biraz. Sağ ol kızım. Dinlendik tabii. Sabahtan beri bir ömürlük dinlendik zaten. Başka bir iş yaptığımız yok kızım. Eline sağlık. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hadi artık uyu demek istiyor. Bana bak, sen evdekilerle konuştun mu? Ne yapıyorlarmış? Sana ne evdekilerden? Sen kendine bakacaksın bundan böyle. Ya Süheyla, sana ne diyorsun da... O Hüseyin işi boşanma noktasına kadar vardırsa Müfit var ya, bizi parçalar, parçalar. Ay, nasıl parçalayacakmış? Ben anlatayım sana nasıl parçalayacakmış. Adam bugüne kadar ona verdiğim ne kadar para varsa, dağıttığımız ne kadar rüşvet varsa tek tek notlarını almış, arşivlemiş, belgelerini toplamış, yerli yabancı diye güzel güzel ayırmış, kaldırmış, kasaya kilitlemiş. Tabii kendi parası da Amerika'da. Yarın öbür gün başımıza bir iş gelirse bizim dosyaları basın önüne atacak, kendisi de vın. Yüzüme söyledi bunu bir keresinde ya. He, kolaydı. Bakma sen. Havlayan köpek ısırmaz. Isırır hanımefendi, ısırır. O konu kamuoyunda yanlış biliniyor. Havlayan köpek önce havlar, sonra da hart diye ısırır, dişini geçirir. Bak iki şey sana, bunu asla unutma hemen. Bir, o Hüseyin boşanma konusunu derhal kapatacak. İki, sen gidip Dünür'ün Leyla ile barışacaksın. Hem de böyle germeli gitmeli. Bu da iki, sakın ha. Başka bir şey duymak istemiyorum. Ben barışmam o saygısız kadından. Acaba siz beni gerçekten öldürmeye mi çalışıyorsunuz ya? Ben şüpheleniyorum sizden. Canım, sen şimdi bu konuları kapa. Ya durduğun yerde, böyle yattığın yerde kendi kendine mesele çıkarma. Kadın beni abisinin kızının düğününde te helanın dibine oturtmuş. Barışır mıyım ben onlarla? Reşat takacaktım halbuki geline, Reşat. Ama takmadın. Reşat takacaktın ama takmadın. Ara sıcaklığa biter bitmez kalktın, evine gittin. Ondan sonra arkamızdan 1 milyon tane laf ettiler. Koca altın kralı, geline bir çeyrek altın takmadı dediler. Sonuç ne oldu? Ben... ben evlerine bir külçe altın yollamak zorunda kaldım. Ne? Beni çiğnedin, külçe altın yolladın ha? Allah'ım lütfen beni yanına al çünkü ben bu aileyle bir yere varamayacağım. Tamam. Bayram. Çıkınca bir çaresine bakacağız. Mesele etme. Bak, parmağında alet var. Bak, burada her şey yazıyor. Bak, kırmızı, yeşil, sarı. Her şey burada yazıyor vallahi. Bütün her şeyi görüyorum ben. Bayram. Uyut. Of, vallahi ya, ne zor adam ya, vallahi yani ha. Uysuz.
Neden geldin ki? Niye cevabını bildiğin soruları soruyorsun ki? Benden özür dileme. Sakın. Hiçbir şekilde benden özür falan dileme. Çünkü bunları kendi başıma açan benim. Orada. Sen kaç saattir bir şey yemedin? Oho. Öyle her kavga eden, her tartışan evden ayrılsaydı. Oho. Anan. Ya annen sana hiç ders vermedi mi? Anlatmadı mı sana bunları? Ha? Kızım, kocanın omuzlarında koskoca bir şirketin yükü var. Her gün çalışıyoruz. Gece gündüz çalışıyor adamcağız. Daha ne yapsın ya? Nasıl dönecek bu devran? Gidip o zaman bir memurda evlenseydin bari. Sabah 9, akşam 5 dizinin dibinde. Oh rahat. Ama sen ölüyordun derdinden. Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin diye diye. Ya kızım sen bu adamla evlenmeden önce bu kadar çok çalıştığını bilmiyor muydun? Ha? Ya çok çalışıyor diye adam boşalır mı be? Boşanmaz. Çok haklısın Müfit amcacığım. Yani şimdi kusura bakma Zeynep ablacığım. Eğri yeri doğruya doğru. Yani Hüseyin abime de haksızlık oluyor bir yerde. Ne yapsın adamcağız? Gece gündüz çalışıyor. Benim arkadaşlarım kocalarıyla el ele kol kola geziyorlar. Benim kocamla bir mekanda eğlenirken bir kare fotoğrafım var mı baba? Ben gencim. En güzel çağımdayım. Benim de hakkım değil mi gezip eğlenmek, giyinmek? Çocuğum da büyüdü. Hakkım değil mi baba? Kızım. İşte yazın tekniğe mekniğe gidiyorsunuz ya. Şuraya buraya. Kaç defa Kerim'e gittiniz Berdin'e? Yapma Allah'ını seversen kızım ya. Haksızlık ediyorsun. Vallahi günahına giriyorsun. Kerim ara oğlum şu abini gelsin. Otursun barıştıralım şunları biz. Yani iyi ki bayram yok burada. Yoksa bayram burada olsaydı sizin canınıza okurdu vallahi. Ara oğlum abini çabuk hadi. Müfit amca şimdi abim gergindir. Bence bu akşam ikisi de bir sakinleşsin. Ben yarın çözerim bu mevzuyu. Zaten babam da çıkacak, abim geri gelir. Çok haklısın. Çok haklısın Kerim'cim. Müfit amcacığım aslında durum biraz şöyle. Hüseyin abi biraz böyle inadına gitmek için söylemiştir bazı şeyleri. Ben eminim pişman olmuştur. Bir köşede gerçekten çok üzgündür. Zeynep abla da bazı şeyler böyle ağzından sinirle çıkınca biraz mevzu büyüdü. O nedenle ortalık bir sakinleşsin, durulsun. Çünkü birbirlerini çok seviyor onlar. Çok tatlı bir çiftler. Yani hep öyle oldular. Aile arasında olur böyle şeyler. Tabii size yansımasaydı daha iyi olurdu ama değil mi? Tabii. Ay bana akıl verenlere bak ya. Dün gece siz değil miydiniz şimdi? Söyletmeyin bana. Suziler bilmem neler. Ya. Ay, ay yok canım. Yani bizim Kerim'le aramızdaki mevzu uzamaz. Ay, evet, evet. Sorunlarımız yok mu? Var, tabii ki var. Ama konuşuyoruz. En önemlisi bu. Konuşmayı biliyoruz. Değil mi? Sen kendini çok mu akıl sanıyorsun? Sen bir anlatsana bana. Neyi anlamazdan geliyorsun? Ne umuyorsun? Yarın sabah biletini alacağız. İlk uçakla buradan gideceksin. Bu adamdan boşanmak istiyorum dışında ağzından başka bir kelime çıkmayacak. Bu iş burada bitecek. Ne? Ne bakıyorsun öyle? Konuşmuyor muyuz? Şimdiye kadar neyi halletmedik konuşarak? Değil mi? Evet. Biz her şeyi konuşuruz. Her şeyi konuşup hallederiz kocamla. Bak bak bak. Görüyor musun? Siz küçüklere örnek olacağınıza onlar size örnek oluyorlar. Öğrenin bakın. Ders alın, ders alın. Neyse Kerim ben şimdi gidiyorum. Sen yarın sabah sabah bu işi hallediver. Tamam mı? Tabii Müfit amca. Yarın ilk işim bu olacak. Merak etmeyin. Tamam. Hadi kızım.
Topla kendini. Buyurun ben geçireyim sizi. Krizi çok iyi atlattık. Aferin bize. Ya bu karının sahtekarlığı. Riyakarlığı. Keseceğim kendimi ya. Şeytan diyor. Çık babanın karşısına. Hüseyin beni aldatıyordu. Söyleyemem ki. Yakar bu evi. Bir daha hiçbir şeyin dönüşü olmaz. Of ya. Bayram babam gibi kendi kendime konuşuyorum. Ay delireceğim ben ya. İyi akşamlar Müfit amcacığım. Yine bekleriz. İyi akşamlar. Güle güle. Hadi siz girin içeri, üşümeyin. Hayırdır, niye güldün? Hoşuma gitti bu evcilik oyunu. Sahi mi? Sevindim eğlenmene. Şirkette çalışmayı düşünüyorum. Neden? Başka ne yapabilirim? Başka çarem mi var? Kerim, yakında okulla olan sorunun hallolacak. Gerçekten. Adamlar okulla ilişimi kestiler. Açtığım davanın sonuçlanması çok uzun sürecek. Bunu bekleyerek yaşayacak değilim. Bitti o fasıl artık. Ya eski hayatına geri döneceksin diyorum. Ben halledeceğim. Sağ ol. Çok düşüncelisin. Hadi içeri girelim, üşümeyelim. Ya Kerim, inan bana, halledeceğim ben. İnanıyorum tabii. Senin işleri nasıl hallettiğini bilmez miyim? Çok iyi biliyorum. Ama bana bulaşma. Mümkünse benim işlerime karışma. Odunsun Kerim. Tam bir odunsun. Bamonca yolu omlet yapmaya mı geldin ha? Adım gibi eminim ki dün akşamdan beri hiçbir şey yemedin. Evdekilere de ayıp olmuştur. Dünya senin arkandan büyük şoka girdi. Duramadım orada. Merak etme. Sabah öyle bir şeye uyandık ki kimsenin bir şey düşünecek hali yoktu. Ne oldu ki? Babam. Kalp spazmı geçirdi. Yani biz başta anlamadık ne oluyor. Daha büyük bir şey oluyor zannettik ama. Hatta öldü sandık. Ne diyorsun ya? Peki nasıl şimdi? Şimdi iyiyim. Hastanede yatıyor. Benden nefret ederek. Yoksa Hülya bir şey mi söyledi? Ben söyledim. Hayır. Sakın. Sakın bir şey söylemiş olma. Ben istemiyorum. Ben seni istemiyorum. Bizim aramızda bir şey olmadı. Olmayacak da. Ben kimsenin kocasını falan istemiyorum. İyi. Ben kimsenin kocası değilim zaten artık. Zeynep'le konuştum. Ayrılmak istediğimi söyledim. Söz vermiştim, söyledim. Ama senden bahsetmedim, merak etme. İnan bana bu söylediklerim beni hiç ilgilendirmiyor. Hüseyin gider misin şimdi? Hemen lütfen git. Peki. Giderim. Ben zaten sana bir şeyler yedireyim diye gelmiştim. Bana bak. O omlet bitecek. Allah'ım. Nasıl bir deli adam ya?
senin kendi çocuğunu görmek hakkın. Yani bu yasal yollar kapalıysa bile... O zaman ben de giderim bu Kerim'in babasının şirketine, durumu anlatırım. Eminim onun da çok ilgisini çekecektir yani. Böyle herkesin işine gelecek bir öneri yaparım. Gürültü patırta çıkmasın diye de mecbur kabul edecekler. Nasıl bir öneriymiş bu? Bana getirip çocuğumu mu verecekler? Buna inanıyor musun sen? Vermeseler de çocuğunu görmeni engelleyemezler. Hadi engellediler diyelim. O zaman da çok büyük skandalı göze alacaklar. Mine... Kaybedecek hiçbir şeyim yok artık. Yap. Ne yapman gerekiyorsa hepsini yap. Her türlü pisliği. Tamam. Mahi nerede bu arada? Nereye gitmiş öyle erkenden? Havalimanına gitti. Berlin'den bir arkadaşı gelecekmiş. Bütün gün onunla olacakmış. Kimmiş peki? Ya kadın mı erkek mi? Ne bileyim ben, kadın mı erkek mi? Bana ne? Neden merak ettin? Öyleyse sordum ya. Günaydın. Ay günaydın. Hayırdır gelin hanım? İçim geçmiş ya burada Aysel ablacığım. Alo. Ya şef, biz geldik. Sen ne zaman geliyorsun? Benim gelmem öğleni bulur. İşim var biraz, hastaneye falan gideceğim. Ararım ben seni, tamam? Okey, haber bekliyorum. Yaşı. Çok güzel. Birkaç saat daha var buluşmamıza. Gezirim seni. Tamam. Okey. Önce güzel bir Türk kahvaltısı. Ha? Olur. Hadi gel. Özlemişsin. Neden burada yattın? Evde numara yapacak kimse kalmadı nasılsa. Ben de seni rahatsız etmeyeyim dedim. Söyleseydin ben yatardım. Saçma sapan işler yapıyorsun. Aa. Allah Allah. Sen ne acaba? İstediğim yerde yatarım canım. Sana soracaktım sanki. Alo. Hayatım. Neredesin? Artık bana bu soruları sorma, ne olur. Akşam neden gittin? Bu dönem gerilmemizi istemiyorum. Bak, kötü bir dönem geçiriyorsun hayatım. Yani yorgunsun, sağlıklı düşünemiyorsun. Eve gel, yüz yüze konuşalım. Sorunlarımızı masaya yatıralım. İstemiyorum seni. Seni üzdüğümü biliyorum ama... İstemiyorum. Yapma Hüseyin. Bizim hallolmayacak sorunlarımız yok. Konuşursak halledebiliriz. Hem nerede hata yaptım bilmek benim de hakkım değil mi? Bu kimsenin suçu değil. Üzgünüm. Eve gel. Ya, yüz yüze konuşalım. Konuşacağız tabii. Bir gün konuşacağız ama şimdi değil Zeynep. Yani sen yine bağırıp çağıracaksın. Sonra kendin de üzüleceksin. Hiçbir boşanma kolay olmuyor. Sen hazır olduğunda geleceğim, tamam mı? Değer mi? Yanındaki kadın için aileni terk etmeye değer mi? Zeynep,
Yanında hiç kimse yok. Biz bu yüzden boşanmıyoruz. Biz zaten boşanmıyoruz canım. Ben evimizdeyim ve seni bekliyorum. Gitme Hüseyin. Gitme. Ne olur gitme. Ah Zeynep. Ben hiçbir zaman gerçekten evli olmadım ki seninle. Yoktum ben o yıllar boyunca. Kolay gelsin. Sağ olun. Açıksınız değil mi? Tabii tabii, buyurun buyurun. Izgaralarımız var. Birkaç türde ev yemeği. Zeytinyağlı fasulye, etli fasulye, nohut, pilav. Hatta çok güzel ev yapımı turşularım vardır. Ben sizi bir yerden tanıyorum. Evet. Sanki ben de. Baba. Şey mi geldin ya? Ver baba onu bana. Neden giydin paltonu? Sıcak gelmiyor mu? Hazır olayım dedim, çıkacağız ya. Terlersin ama. Ver, ben çıkarken koyarım sırtına tekrar. Dur bakayım. Ay. Hiç halim yok. Annem nerede? Çıkış işlemleri falan, Atıf'la oraya. Aşağıya bir şey, muhasebe mi ne? Neyse öyle işte. Baba. Hı? Hadi çıkart pijamalarını bak. Takımını getirdim sana. Yok ya hiç. Halim yok, nasıl eve gitmeyecek miyiz biz Kerim? Böyle gideyim ben, olmaz mı? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hadi taşıyayım bakayım şunları. Taksi parasını da verin. Şimdi ne kadar? 800 abi. Sağ ol abi. Neler meyveler. Ay,
Bütün köy yüklenmiş geldi. Sanki açız biz burada. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk Aysel'ciğim. Oh, oh kuzum, kuzum. Halacığım ne yaptın böyle ya? Bütün köyü yüklenmişsin. Hayırsızım. Döndün mü sen sonunda? Döndüm halacığım, döndüm. Hoş geldin. Aysel, alıver şunları. Ay, niye zahmet ettin Hatice abla? Bize her gün teze teze geliyor yumurtalığa. Anam, sen de neler getirmişsin neler? Bilirim ben sizin yumurtaları. Nasıl oldu kardeşim? Çıktım hastaneden. İyi halacığım, iyi. Az önce çıkardık hastaneden, merak etme. Hadi gel. Çok şükür, çok şükür. Çok şükür. Babacığım şunu da koyalım. Ben sana gazete falan okuyayım mı babacığım? İstemem kızım. İstemem canım hiçbir. Bana bak sen tepemde zeberlak gibi durma. Çok bunalıyorum ben, nefes alıyorum. Ay. Eyvah, eyvah yandık ya. Hadi bunları doğru mutfağa götür. Bayram Bey görmeden çabuk ol anacığım. Ah ablacığım, ah ablacığım, ah ablacığım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel, gel ablam gel. Ah bayramım, ah kardeş. Ablam. Ah kardeşim. Ay ablam. Hasta mı ettiler seni? Abla yok. Ah bayramım. Ablam, ay ablam hoş gelmişsin, hoş gelmişsin. Oğlum kardeşim, seni ne hallerde bulacağım diye öldüm yollarda. 70'le geldik vallahi uçarak. 70'le mi geldin? Aman kelli koltukta gelmişsin, dikkat edeydin. Ama iyi gördüm seni, iyisin. Değilim abla, hiç iyi değilim. Artık böyle bak, böyle hep... 1.80. Hay. Bunlar bakamaz. Bakamaz. Ben sana bakmaya geldim. Allah razı olsun. Bak gör, 2 günde ayağa kaldıracağım seni. Can Boğaz'dan gelirmiş. Neler neler getirdim sana. Vallahi mi kız? Doğru mu getirdin? Getirdim. Abla, Bayram Bey'in ağır perzi var. Diyet yazdı doktor. Gram gram belli ne yiyeceği. Abla, periz değil o. Ölüm orucu. Ölüm orucu abla. Önce bir iyileşsin, ayağa kalksın. Ondan sonra yapar perizini. Hiç. Bak, erimiş çocukcağız. Kaşık kadar kalmış suratı. Acım. Acım mı abla, acım. Günlerde ağzıma bir tane doğru düz lokma bir şey koyuyordum. Kutu tepemde duruyor ya, çok sıkılıyorum ondan. Hoş geldin, hala öpeyim. Bak. İyi misin sen? Kocan dost tutmuş diye duydum. Ne ettin o işi? Şurama. Ay. Ya bu gelir gelmez sağlamları da vallahi hasta edecek ha. Merhaba, ben Bade. Ya. Hoş geldin hala hanımcığım. Bayram. Pek güzelmiş bu kız. Çok güzel. Biblo gibi değil mi? Evet. Paran elini öp. Öpeyim hala hanımcığım. Hep derler zaten. Sevda çocukları böyle güzel olurmuş. Bu işi uzamadan seni de daha fazla mağdur etmeden halledeceğiz, tamam mı? Aile korktuğunu düşünecek, peşini bırakacak. Okula nasıl devam edeceğim bu itiraftan sonra? Edemeyeceğim. İtirafı yapacaksın, okulu bitireceksin. Change it, ne bileyim başka okula gidersin. Neden yapayım ki bunu? Çünkü eğer yapmazsan Bayram Cevher önce avukatlarını salar peşine. Ki yaptı. Seni biz kurtardık ellerinden. Sonra da başkalarını gönderir. Ama o gönderdikleri avukatlar kadar nazik davranmazlar sana. Hele ailene hiç acımazlar. Hayır çünkü biliyorsun babam varmış gibi gazetelere konuştu. Bana para teklif ettiler. Öyle tehditkar bir havaları yoktu. Du weißt es nicht, Aylin. Kayıt yapıyorlardı sana. Gizli. Heimlich. Parayı alsaydın o zaman polis gelecekti. Bizimkiler tam zamanında geldi, kurtardı seni. Sen paranı yine alacaksın. Hem de büyük bir para. Anlayacağın senin hiçbir kaybın olmayacak.
Eminsiniz değil mi beni rahat bırakacaklarından? Ben. Ben sana her türlü garantiyi veriyorum. Beni rahat bırakmazlarsa... her şeyi Basun'dan anlatacağım. Bunu bil. Anlaştık. E hadi o zaman. Halledelim şu işi. Hadi bakalım. Hadi. Hoş geldiniz Cem Bey. Buralarda dursun araba. Tabii efendim. Hoş geldiniz Cem Bey. Hoş bulduk. Bayram abi uygun mu? Ah Cem Beyciğim, haberiniz yok tabii. Bugünkü toplantınız iptal. Ama kabahat bende. Aramayı unuttum. Çok özür dilerim. Aklım başında değil ki. Bütün işler birbirine girdi. Bayram Bey biraz rahatsızlandı da. Hayırdır? Ne oldu? Küçük bir kalp spazmı geçirdi. Hastanedeydiler. Yeni çıktı eve. Birkaç gün dinlenecek. Hay Allah ya. Çok geçmiş olsun. Üzüldüm. Sağ olun. Peki. Hüseyin'i göreyim o zaman. Ne yazık ki o da yok. İki gün Karadere'de olacaklar. Toplantıları var. Buyurun oturun dinlenin. Bir şey ikram edeyim. Teşekkür ederim. Ben ararım onları. Tamam. İyi günler. İyi oldu bu. Artık Cevher Malikanesi'ni bir ziyaret şart oldu. Ay hepsi birbirine karışmış vallahi bunların. Ya sanki evde gıtlık var ha. Ya ne yapacağız biz bu kadar şeyi? Dua edelim de Bayram Bey'ime yedirmesin. Vallahi artık o da yemesin ha. Yani canını düşünüyorsa. Çocuk gibi nasıl şımarıyor ablasına görüyor musun? Ceylan kızım koş çocuk ağlıyor. Nerede bunun anası? Vallahi siz hastaneden gelir gelmez çıktı. Ceren'im. Oh çok büyümüşsün kızım. Çok güzel olmuşsun be. Neyse büyümüş ya. Bebek gibi kafa yapısı hala. Hiçbir laftan anlamıyor. Tamamen mantıksız bir çocuk yani. Ben alayım Mehmet Kerim abi. Yatacak artık o. Evet evet al sen çünkü fena halde azdı bu. Hadi bakalım. Babalık ne kadar yakışmış yakışıklı oğluma ha? Değil mi Bayram? İyi işte. İskele babası. Abla ya. Yat yat pide gibi oldum ya. Yanlarım ağrıyor. Acık kalkıp dolaşsam mı acaba? Sakın. Hiç kalkmayacağım bugün. Hep yatacaksın. Abini mi arıyorsun sen? Yok baba bir arkadaşımı aradım. İyi. Nerede o? Hastaneden geldik ortada yok. Ha? Biraz uzak kalmak istedi seni gelmemek için. Beni gelmemi. Ara söyle. Söyle gelsin artık. Bak halası malası geldi. Dönsün artık eve. Zaten gerilecek bir şey yok. Tamam evet. Bana gerilmek de yasak zaten. Kimi boşayacaksa boşasın. Kimi alacaksa alsın. Canımdan kıymetli mi canım? Sen de yat evde devril. Çalışma. Gitme işe mişe. İstediğinle gez toz. Benim dişim çıkardım. Hepinizi ben bakayım. Ölene kadar sana da ben bakayım. Malları, mülkleri, altınları, şirketleri, madenleri hepsini satayım. Yiyin, bitirin üç günde. Sen sağ. Ben selamet. Ay ne oluyor gene? Ya Kerim ya. Kerim sinirlendirmesene oğlum şu adamı. Ya yok bir şey anne. Ben de babama şirkette çalışacağımı söylüyordum. Çalışma. Çalışmayacaksan çalışma. Ne hali varsa gör. Dingil. Çalışayım. Çalışacak mı? Çalışacağım mı? Şirkette ne? Çalışacak mıymış ya? Çalışacakmış. Evet baba. Artık istediğin her şeyi yapmaya hazırım. Ama başarabilir miyim bilmiyorum. Artık abimle sen, müdürler falan bir yardımcı olursunuz. Hızlı öğrenirim ben. Çıkın şuradan.
Süheyla. Benim az yukarı çıkayım da sıkıştım herhalde. Ben mi götüreyim? Ha bir o kaldıydı zaten. Şahtı şahbaz oldu. Ben öyle bir şey mi dedim? Sen götür mü dedim. Aşkım abiydi. Kendim çıkarım. Ona dünyaları verdi. Şimdi iyileşir, giyinir, kuşanır, iner aşağı. Doğru şirkete gideceğim diye tutturuverir. Bak görürsün. Git peşinden, delirmesin. Hasta dinlenmesi lazım. Hayret bir şey ya. Ben ne yapacağım sizinle böyle? Hüseyin'i arıyorum, açmıyor bir saattir. İki yakamı bir araya getiremedim sizin yüzünüzden. Bir biri azar, bir öteki. Ya şimdi aşağı iner, vallahi abine bağırmaya başlayacak ha. Bul şu abini, çabuk gelsin eve. Vallahi bu evin en hayırlı çocuğu benim. Kıymetimi bilin. Sen de bugün okulu kırdın. Gözümden kaçtı sanma. Bade, sen okuyor musun? Yani tabii biz de kendimize göre bir şeyler yapıyoruz. Anan nerede anan? Haberi var mı babanın hasta olduğunda? Var tabii de yanına yaklaştırmıyorlar ki. Otel odasında ağlanıp sızlanıp duruyor işte. Süheyla teyze annemi evden attı, otele koydu. Yani gerçi annem de eline geçen bazı fırsatları değerlendiremiyordu, o ayrı. Senin anan acık aptalmış, öyle duydum ben. Ama sen cin gibisin maşallah. Halana mı çektin ne? Bu evin asıl cini Hülya yengedir. Sen kendini kolla yani. Bilmez miyim ben onu? Köyden bilirim. Bu senin Kerim abine küçüklükten taktıydı kafayı. Ben onunla evleneceğim, ben onunla evleneceğim diye böyle dolanıp duruyordu biliyor musun? Bir gün kapı çaldı. Bir baktım bu gelmiş. Hülya, hayırdır kuzum, niye geldin? Ben artık sizde kalacağım. Niyeymiş o? Kerim'le evlenene kadar burada kalacağım. biz daha istemedik ki seni. İzin isteyin işte, bitsin bu iş. Sen onu bırak, ne oldu evde de bakayım bana. Babam dövdü beni, arsız dedi. Melek ablamı Kerim'e verecekmiş, beni de imamın oğluna verecekmiş. Bir de güldü böyle. Ben de ona bir kaşık çorba attım. Sonra yine dövdü beni, yine arsız dedi. Ben o çirkin oğlanı istemiyorum. Ben o güzel Kerim'i istiyorum. Gelin isteyin işte, bitsin bu iş. He, meleği versin imamın oğluna değil mi? Yok, vermesin. Ablama yazık sonra. Ben ona başka güzel bir çocuk bulurum. Hayrola, yolculuk nereye Bayram Bey? Kerim'i işe götüreceğim ya. Herif hazır niyetlenmişken vazgeçmeden hemen. Ben senin yerinde olsam kolundan tuttuğum gibi çocuğu madene götürürüm. Şirket görmediği yer değil ki. Şeyla, çok doğru söyledin. Tut bakayım şunu. Ben bir Kevser'i arayayım bakalım uçak uçak var mı bu saatte. Bana bak. Ne? Ben kocamı sokakta bulmadım. En az bir hafta dinleneceksin. Öf. Başlatma şimdi şirketinden, madeninden. Ne çabuk unuttun. Az kaldı helvanı kavuruyor olacaktık şimdi. Ağzından yel alsın. Ya Allah korusun da. Yani geç bakayım otur şöyle. Otur 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 şöyle. Niye oturuyorum ya? Ya otur. Azıcık konuşacaklarım var seninle. Ne? Nedir bu dost mevzuatçın zırvaladığı? Ya kendi ağzınla söyledin işte zırvalıyor ya. O ne dediğini biliyor musun Allah aşkına? Ciddiye al mısın onu? Allah bana öyle gelmedi. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz Bayram. Hüseyin kendi ağzıyla söylemedin mi Zeynep'ten ayrılacağını? Söyledi. Ayrılacaksa illa da dost mu tutmuş olması lazım? Allah Allah. Ya dost olmasa Allah aşkına bunca yıllık yuvasını niye yıksın? Ya
Benim asıl anlamadığım, benim bile bilmediğim bu konuları bu kadın nereden duydu? Duymadı işte. Sağır duymaz uydurur. O sallıyor ya kadın. Bu nedir? Sen ne yapacaksın onu? İçim ezildi, yiyecek bir şey. Dur. Lafı otur, karıştırma lafı. Otur. Otur. Ya Bayram. Hı? Hüseyin köyden möyden bir kız bulmasın. Ya köyden ara ki bulasın. Ya köyde kız mı kaldı? Allah'ını seversen köydeki en genç kız bizim Hatice. Düşün artık sen gerisini. Ha. Doğru. Yani. Ama bu kadar lafı bu kadın nereden durduk yere uydurdu? Hem de boşanma lafının üstüne. Bana fenalık geliyor. Acaba bir can mı açsak? Dur. Ay. Bayram. Ay. Tamam Bayram. Ay. Aman gel şöyle yatı be. Yatı. Ha, dur. Geçti. Geçti. Böyle birden duvarlar üstüme gelir gibi oldu. Tamam. Geç. Bir dakika. Açlıktan. Tansiyon şeysi açtı. Ya Allah aşkına bir lokma bir şey verin ya. Tamam Bayram. Sorusu soruyorsun ya. Tamam. Bir lokma bir şey istedim ya. Öleyim mi ben? Tamam sinirlenme sen Ya tamam, hadi. Bunaltıyorsunuz insanı ama. Çok bunaltıyorsunuz. Tamam, soru üstüne tamam, soru, tamam, soru üstüne soru. Ahiret sorusu soruyorsun ama. Ay. Ay o kadar sıkılıyorum ki bu işlerden. Kapattık. Ben seninle konuşmaya geldim zaten. Yarından itibaren burada çalışmıyorsun. Al şu telefonu ara. Sana yardımcı olacaklar. Madende iş buldum sana. Bekçilik. İyi de para alacaksın. Keşke güzellikle halletseydik bu işi. Sen kim oluyorsun da bana ne yapacağımı söylüyorsun? Anlamadın değil mi? Dur ben sana daha net anlatayım. Niye vuruyorsun lan? Bittim lan ben sana. Öldürürüm lan seni. Kaya! Aa, ne oluyorsunuz be? Ne oluyorsunuz ya? Hadi Kaya, hadi evine. Tamam, ben halledeceğim. Hadi Kaya, hadi evine. Evine Kaya, hadi. Ne var? Hadi geç içeri. Temizleyelim şunu. Hadi. Şu hale bak ya. Hoş geldin gelin hanım, hoş geldin. Hoş bulduk. Taşa bastım abla. Taşa bastım. Ay beni alırım dur bırak. Tamam. Çok sağ ol. O zaman sana zahmet şunu da alıver. Alırız. Hadi. Sağ ol. Geç sen. Selam. Neredesin sen? Sana söyleyemeyeceğim bir yerde. Bu Türkçesi, altında da Almancası var. Kerim Cefer ile ilgili yaptığım şikayet tamamen hayal ürünü. Kendisine hiçbir suçu yoktur. Ben ona duyduğum karşılıksız aşk yüzünden beni taciz ettiği iftirasını attım. Çok üzgünüm. Bu mektubu imzalı mektup olarak ve mail olarak size gönderiyorum. Saygılarımla Aylin Tunçer. Bunu nasıl aldın sen? Nereden buldun bu kızı? Buradaymış. Gittim görüştüm ben de. Ay görsen çok pişmandı. Yaptıklarını o da telafi etmek istiyormuş. Birkaç güne kadar okuldan sana bir özür mektubu... ya da ne bileyim geri dönüş daveti falan gelir herhalde. Al. Seni eski hayatına ışınladım işte. Gerçi bu 100.000 liramıza mal oldu ama ne yapalım? Helali hoş olsun.
Tabii şimdi kız şehir değiştirecek, başka okula geçecek falan. Masraflarını karşılamak lazım. Burada bana karşılıksız duyduğu aşk yüzünden bu iftirayı attığını söylüyor. Ben neden farkında değildim bu aşkı? Hem sen nereden buldun kızı ya? Nasıl getirdin buralara? Benim Berlin'de çok geniş bir çevrem oldu Kerimcim. Ya Hülya, bırak şimdi. Senin şansölyelerden korktu kız deme bana sakın. Hadi canım. Allah Allah. Tanımıyorsun tabii, ondan böyle konuşuyorsun. Eğer tanısaydın şansölyelerimi böyle konuşamazdın. Senden gerçekten korkuyorum. Muhtemelen bütün hayatım boyunca da korkacağım. Değil mi? Küçükken de korkuyordum. Seninle ben evleneceğim. Rahatladın mı? İstediklerin oluyor. Olacak da. Ben yarın ablama gidiyorum. Dönünce ne yapacağımızı planlarız artık. Gerçekten oldu. Gerçekten yaptın. Bana eski hayatımı geri verdin. İstersen dönebilirim. Halam geldi. Yemek yiyelim. Geliyor musun? Kılı bile kıpırdamadı. Teşekkür bile etmedi. Ben niye uğraşıyorum ki? Ben zaten niye uğraşıyorum? Ben seni ışınlayayım diye şey yaptım azıcık. Yüzüm gülsün diye şey yapmıştım. Tamam tamam, seni kızdırmak için yaptım gerçekten. Bu yaptığın anlamı benim için çok büyük. Bu çok utanç verici bir durumdu. Şimdi bu mektubu hem yerli hem yabancı gazetelere göndereceğim. Herkes benim suçsuz olduğumu anlayacak. Hadi gel bizimkilere yemekte müjdeyi verin. Sen müthişsin ya. Yani gerçek bir dostsun. Sağ ol. Evet, sağ ol. Aferin gelin. Pek güzel bakıyorsun bayrama. Kendine kalsa yediklerine hiç dikkat etmez. Bu yaşına kadar da gelemezdi. Baştan seni istemedim ama şimdi iyi iş çıkarıyorsun diyorsun yani. Aa, ben de istemeyeceğim ya. Anam istemediydi. Bu kızın ailesi bizden daha varlıklı. Çocuğa tepeden bakarlar dediydi vaktiyle rahmetli. Hoş bayram sonra kat kat zengin oldu. Benim davam Emine'ydi. Emine kim abla? Bizim köyden Hülya'nın anası Emine. Aa, ne olmuş anneme hala? Bu bayram diyorum. Vaktiyle vurgundu Emine'ye. Sözlendilerdi bir ara. Sonra ne oldu bilmem. Vazcaydı. Koşa koşa gitti. Süheyla'yı aldı. Aa. Aa. Ay yok öyle bir şey ya Süheyla anneciğim. Ay Allah aşkına nereden çıkarıyorsun böyle muzip şakaları halacığım ya? Bir geldin eve böyle taze bir köy esintisi yarattın maşallah. Doğru ya doğru.
Geçmişsem onu. Sen şimdiye bak. Bayram! Anneciğim, vallahi yok. Anneciğim. Bayram! Anneciğim, Allah aşkına. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun sen? Bayram! Aman Allah aşkına, hiç öyle gözünü belertme. Acık kalktım, oturdum. Sağım solum ağrıyor. Yata yata ya, kabak gibi. E şimdi hanım yerine otursun. Zaten sofraya kalkacağız ya. Bayram, sen eskiden Emine diye birine aşıkmışsın. Bizim küçük gelinin anasına. Hatta sözlenmişsiniz bile. Şu an şey yapma lütfen, şey okuyorum. NATO ne demiş onu okuyorum. Bayram, yüzüme bak. Ya canımın içi, fikrimin ince gülü, şöyle bak. O zaman ben yani o vakitte seni tanımıyordum. Daha dünyada seni görmemişim. Köyde öyle uygun görmüşler. Sonra seni görünce ah beyni bağlam yerinden oynadı. Ben aklımı kaybettim ya. O günden sonra nişan, nikah, söz, ne varsa hepsini attım. Bir sen, bir ben. Dünyada sen bir yana, dünya bir yana yani. Öyle yani. Tabii benim anneme tanışıncaya kadar. Kalk odana. Çabuk gir odana. Terbiyesiz, densiz, lafa karışıyorsun. Oh baba ya. Zibidi. Ya şöyle hacım. Şöyle, şu abla, abla çenen tutulsun değil mi? Mecbur musun sen her gelişinde insanları tarihe yolculuk yaptırmaya? Ha, bana mı dedin? Ben ne dedim? Hülya'cığım, Hülya'cığım, senin annen bir melekti yavrum. Rahmetli bir melekti ama konumuz o şey değil. Bir annenle ilgilenir misin şu an? Maşallah babacığım, vallahi maşallah. Sağ ol, sağ ol, teşekkür ederim. Tövbe yarabbim ya. Gel. Halacığım, benim bir problemim var. Hayrolsun kuzum. Neymiş problemin, çözeyim ben. Şişt, sessiz ol. Durmasın kimse. Vallahi tuttukları gibi atarlar beni evden. Sen tabii görmedin annemi nasıl attıklarını. Senin daha bu yaşta nasıl bir problemin olabilir? Yani halacığım, bizim de kendimize göre bazı problemlerimiz var tabii. Gel, otur bakayım. Otur. Anlat bakayım. Can, sen şimdi böyle pat diye sorunca ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Böyle söyleyemiyorum. Söyle, söyle. Halacığım, sen benim halamsın ya. Ben o yüzden kendimi size yakın hissettim. Bu yüzden size anlatmak istiyorum. Kız, gönül işi mi yoksa? Evet, öyle. Ney? Nasıl oldu? Ne oldu? Kimlerden bu? Yani ben tanıyor muyum ha? Yok, tanımıyorsun. Ama sen benim halam olduğun için tanırsın tabii. Yani tanıyacaksın. Ya bak şöyle. Şimdi babam daha önceden Emine'ye aşıkmış ya. Sonra Süheyla teyzeyi görmüş, Emine'yi bırakıp gitmiş. Yani çünkü Süheyla teyzeye aşık olmuş. Onunla evlenmiş. Ne? Adam bir de evli mi? Kim? Adam? Hangi adam? Bahsettiğin adam. Ha, Bayram babam mı? Bayram mı? Evet. Kızım sen neden bahsediyorsun öyle, evli mevli? Ya bak durum şöyle. Babam Süheyla teyzeye aşık olmuş, Emine'yi bırakıp gitmiş. Ya sonra da anneme aşık olmuş. O zaman Süheyla teyzeden de ayrılsın, annemle evlensin babam. Ya benim de problemim çözülmüş olur işte hala. Ben seni bir töveyim de senin problemin çözülsün. Kız sen beni öldüreceksin mi ha? Ben sana bir şey oldu sandım. Tansiyonum çıktı bak. Yok, yok halacığım. Kıyar mıyım ben sana? Kıyar mıyım ben hiç olamam. Sen sakin ol, gel. Gel otursan böyle. Ay. Üzülme sen. Al ilacını. Ben sana su getireyim, tamam mı? Bunlar cezanı vermişsin seni. Neydi bu? Hangisini içiyorum ben şimdi bunu? Dokun be. İçecek bir şey alabilir miyim?
Ben 10 yıl önce aşık oldum. Adı Çiçek. Çok sevdim onu. Çok. Sonra Çiçek öldü. Ben de fazla düşünmeden Zeynep ile evlendim. Yani düşünmeden değil de bir şey söylemeye hakkım yoktu. Ben yoktum zaten. Öl gibiydim. Ne yapacağımı, zamanın nasıl geçeceğinin, nerede ne iş yapacağımın hiçbir anlamı kalmamıştı. Hayatımı geri istiyorum. Senin yüzünden. Hayatımı geri istememin sorumlusu sensin. Peki sana benim hayatımı elimden alma hakkı veriyor mu? Ama senin gözlerinde de aynı bakış vardı. Sen de benimle beraber hayata döndün. Biz belki o yüzden etkilendik birbirimizden. Yaşadığımızı, tekrar mutlu olabileceğimizi hatırlattık birbirimize. Keşke hiç hatırlatmasaydık. Biz nasıl mutlu olacağız? Söylesene bana. Bu kadar insan mutsuz olurken biz nasıl mutlu olacağız? Zeynep seni deli gibi seviyor. Gözlerimle gördüm ben bunu. Hüseyin, ben kimsenin kocasını falan istemiyorum. Bak, dünyalar güzeli bir kızım var. Kızımın önünde daha çok uzun bir hayat var. Ben geri kalan hayatımın bir gününü bile artık mutsuz geçirmek istemiyorum. Zeynep'i de üzmek istemiyorum. Hele kızımı yalan bir evliliğin içerisinde büyümeye mahkum etmek hiç istemiyorum. Artık git Hüseyin. Git artık ne olur. Ben seninle olamam. Seni çaren olamam. Benim kendimden bile sakladığım büyük günahlarım var. Ben kimseye yar olamam. Hayata karışamam. Hiçbir şey olmamış gibi senin elini tutamam. Ne olur git. Bir daha da gelme buraya. Gidersin. Zaten Kaya da buralardadır. Sen gidince gelir kapıyı kilitler. O meczuba da bir daha dokunma, tamam mı? Hepimizden daha günahsız olur. Thank you.
Zeynep. Zeynep. Kızım Zeynep. Tamam yordun mu zeytini? Bak rengin kül gibi olmuş. İki lokma bir şey at ağzına kızım. Hadi. Hadi gülüm. Size bir haberim var. Ne? Berlin'deki hadisede iftiraya uğradığım ortaya çıktı. Ne? Hülya başarılı bir operasyon sonucu kızım bana iftira attığını belgeledi. Siz ne diyorsunuz ya? Baba, seni suçladığım için özür dilerim. Olur öyle şeyler canım, yanlış anlama. Hep bakalım. Kadına. Zeynep ablacığım. Kötü bir günündesin. Odana çıkıp dinlenmek ister misin biraz ha? Tamam tamam şey yapmayın şimdi de. Hülya'cığım yani meraktan çatlayacağım kızım. Sen bu işi nasıl hallettin ya? Anlat bakayım ya. Kız sana iftira mı atmış? Yani sen gerçekten kızı taciz ettiğimi mi düşünüyordun anne? Yok efendim Allah. Yok oğlum ne bileyim yani hani taciz değil de. Şöyle anneciğim kız Kerim'e aşıkmış. Kerim de karşılık vermeyince intikam almak için böyle bir çamur atmış. Buradaymış gittim buldum ben de konuştum. Ya açık seçik her şeyi anlattı. İmzalı bir şekilde bir açıklama yaptı. Bir de video çektim. Videosunu çektin? E tabii baba bulmuşken bütün delilleri toplayayım dedim. İşte şimdi bunların hepsi üniversiteye gönderildi. Bakacağız artık. Aferin kızım sana. Aferin sana. Sen ne kadar uğraşmışsın. Çok iyi. Çok sevindim. O zaman doğru Berlin'e geri döneceksin herhalde. Apar topar eşyanı toplayıp. Değil mi? Kene gitmeyeceksin değil mi oğlum? Benicik tabii canım. Sizin mecburiyetten geldi. Şimdi o mecburiyet ortadan kalkınca hemen döneceksin herhalde. Öyle mi?